Evet efendim, Uygur Türkleri sürgün Cumhurbaşkanı Abdulbaki Boğaben Bey bizim tohu incelemiş. Hayran kaldım diyor. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığımız telefon görüşmesinde tohudan övgüyle bahsetti. İşte Çin zulmünden bahsetti. Efendim Ramazan ayındayız, işte Uygur Türkleri Doğu Türkistan'da Ramazan'da oruç tutamıyorlar. Kur'an okumak yasak. Camiye gidemiyorlar. Efendim Uygur Türklerin evindeki aile bireyi erkeği alıyorlar. Taş ocaklarında zorunlu çalışmaya zorluyorlar efendim. Oraya da bir tane Çinli erkek yerleştiriyorlar. Yani bu işkence dünyada eşi benzeri emsali olmayan bir işkence. Böyle bir şey olamaz. İnsan haklarına da aykırı. Dünya buna sessiz kalıyor efendim. Abdülgani Burhan Bey tohu inceledikten sonra bir gün İşte devletimize dönersek, Doğu Türkistan'a dönersek, biz de İHA'lardan, SİHA'lardan kullanmak istiyoruz, biz de üretmek istiyoruz diyor. Şimdi bakıyoruz efendim, işte Çin zulmü Ramazan'da daha çok artıyor. Efendim işte bakıyorsunuz İsrail'de, Gazze'de, Filistin'de, Mescid-i Aksa'da Siyonistlerin zulmü daha çok artıyor. Bu neden oluyor? Müslüman Türkleri efendim kışkırtmak mı istiyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar onu da anlamış değiliz. Ama az kaldı. Yani bütün dünyadaki Müslümanlar, Türkler Türkiye'nin ayağa kalkmasını bekliyor. Bu da çok uzun bir zaman almayacak. Çok kısa zamanda bu zulümler son bulacağına inanıyoruz efendim. Doğu Türkistan Sürgün Devleti Başkanı, Cumhurbaşkanı Abdulbaki Burhan Bey'e de başarılar diliyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah onlar da bu zulümden, esaretten kurtulur efendim.